12 Nisan 2023 Çarşamba İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu arada yarış günü ve önceki gün İstanbul'da yağmur geçişleri var. Pist muhtemelen ıslak olacaktır. Çim pistin değişme ihtimali de var. Ancak pistler değişse de 3 çim koşusu için yorumlarımız değişmeyecektir. Bu koşuda önereceğimiz atlar, her iki pistte de iddialı olacak isimlerdir. Bunu da belirtmek istedik. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı bir yarışı, 1000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda öncelikle yazacağımız isim, bir numaralı Akbedir olacaktır. Uzun zamandır sahada olan bu tay, iyi işlerle bu koşuya hazırlandı. Islak piste yatkın pedigrisi olduğunu söyleyebiliriz. Makine çıkışı da iyi olan tayın, Mehmet Kaya idaresinde çok koşmasını ve mutlaka üst sıralarda adını duyurmasını bekliyoruz. Net favorimizdir. 4 numaralı Kaya Fatih, sadece pedigrisi gereği bile bu koşuda yazılması gerekir çok iyi durumunu görmezden gelemeyeceğimiz Kaya Fatih, uzun zamandır sahada olmasından dolayı yeterli pişkinliğe ulaştı. Bugün Karataş idaresinde iddialı olacaktır. İkinci sıradan yazalım. 6 numaralı Ulu Özgün, genelde süratli taylar veren bir pedigriye sahip. Çok fazla bir işi yok ancak iç pistteki çalışmasını beğendik. Saadettin Boyraz idaresinde, iyi çıkıp yapıp liderliği alarak yarışabilir çıktığı gibi bitirme ihtimalinden dolayı, kuponlara üçüncü sıradan yazılmalıdır. Son olarak, güçlü kan hattına sahip olan 7 numaralı yel yazalım. Mustafa Çiçek idaresinde en iç kulvardan yarışa başlayacak. Uzun zamandır sahada olan Tay, Urfa ve İstanbul'da yarış hazırlıklarını tamamladı. Bugün iyi koşacak isimlerden biridir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 6, 7 şeklindedir. İkinci koşu. 4 yaşlı Arapların, şartlı 19 yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Biz bu koşuda ilk şansı 10 numaralı uçan Kuzey'e vermek istiyoruz. Ara sonrası çok etkili bir yarış yaptı ve ikinci oldu. Aslında biz ikinciliğini değil, yarış içi şartlardaki avantajını dikkate alarak ilk sıradan önerdik. Koşuda hafif süratli diyebileceğimiz iki rakibi var. 1 numaralı Aşkın abi iyi çıkış yapıp önlere hemen gelebilen bir isim değil. Liderliği istemeyebilir. 7 numaralı Hükümhan da ön grup beklemesi yaparak daha başarılı olduğunu düşündüğü için bugün öndeki ata baskı kurmayacaktır. 9 numaralı Mir kızım da son yarışında uzun mesafede liderliği alarak yarışmış ve fotoda avlanmıştı. Bugün Uçan Kuzey'in arkasına yatıp temkinli gidecektir diye düşünüyoruz. En iç kulvardan yarışa başlayacak olan uçan kuzey, startta beraber liderliği alırsa, kimsenin rahatsız edeceğini düşünmüyoruz. Tekrar binecek olan Furkan Yüksel idaresinde, kazanma şansı yüksektir. Net favorimizdir. Yarış hayatının ilk startında üçüncü olan 8 numaralı Kerem'im, bizce mükemmel bir performans sergiledi. Start çıkışı çok iyi olmayınca önü kapandı ve en geride yarışı takip etmek durumunda kaldı bariyer dibinden yürüyerek son düzlüğe çıkmayı hedefledi ancak yine önü kapanınca binicisi atını tutmak zorunda kaldı. Bu trafik sorunu, sürekli yarışı en geride takip etmesine neden oldu. Düzlükte ise binicisi hadi dediğinde teşviklere cevap verdi ve oldukça etkili bir sprint sergiledi. Düzlükteki ara kapatma başarısı ile, çok daha iyi yarışlar yapacağını kanıtladı. Ayrıca bu safkanın, geçen sezon yaz aylarında katıldığı bir koşuda, starta girmemesinden dolayı yarıştan çıkarıldığını belirtelim. Bu sezonki yarışında önden giriş yaptırıldı ve sorun olmadı. Bugün de önden giriş yaptırılacak ve bu kez kulaklık takısı olmadan yarışacak. Ayhan kurşunun binecek olması da büyük bir avantaj. Kısacası 8 numaralı Kerem'im, bu yarışı kazanmaya çok yakın isimlerden biridir. Küçük büyük tüm kuponlarda mutlaka olması gerekir. 9 numaralı mir kızım, gökhan kocakaya'dan dolayı yazacağımız bir isim. Son yarışında tempoyu belirlemiş ve fotoya kadar önde gelmişti. Bugün uçan kuzeyi rahatsız etmez ve ağır tempoda yarışı sürdürürse, binici farkından dolayı düzlükteki atakları ile koşuyu kazanabilir. Sigorta amaçlı kuponlarda olması gerekir. Yarışın bu 3 at dışına çıkacağını pek düşünmüyoruz. Fakat siz tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyiniz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 10, 8, 9 şeklindedir. 3. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Greycourt ve 7 numaralı Railway mutlaka liderliği almak isteyen isimlerdir. Bunların yanında hafif süratli birkaç atın daha olduğunu ve temponun mutlaka süratli geçeceğini söyleyebiliriz. Eğer pistler değişirse yarıştan çıkan atlar olabilir. Fakat bizce tempo yine süratli olur. Ara sonrası çok iyi hazırlıkları olan kaliteli safkan 4 numaralı Age of Fire bugün ilk sıradan yazılmalıdır. Pistler değişse bile bu atın ilk sıradan kuponlarda olması taraftarıyız kalitesi ve yarış içi avantajlarını kullanarak kazanabilir. Net favorimizdir. Bizce tek rakip, 2 numaralı Ice Breaker olabilir. Bu safkan Ahmet Çelik idaresinde 8'de 5 yaptı. Daha önce üstünlük kurabildiği rakipleri arasında, yine iddialı olacaktır. Bu arada Ahmet Çelik ile ilgili ceza alma durumu olabilir. Yarış günü bunu mutlaka takip edin. 9 Nisan günü, İsa Akyavuz ile yarış sonrası pistte ve tartı halinde hafif tartışmaları oldu. Bunun neticesine göre at binmeme durumu olursa, jockey değişikliğine göre bu safkanı değerlendirmenizi öneririz. Biz bugün için bu koşuyu, 4 ve 2 sıralaması ile geçelim. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 4. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda birçok at için olmaz diyebiliriz. Öncelikle yarışın ağır tempoda geçeceğini belirtelim. Bir numaralı Nakış çok formda ve kaliteli bir isim. Ancak süratli yarışlara ihtiyaç duyuyor ve uzun mesafeleri daha çok seviyor. 2 numaralı Afacan tıpkı nakış gibi uzun mesafeli seviyor ve süratli yarışlara ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Afacan 1,5 yıldır yarış kazanamıyor. 4 numaralı Özgür Fatih mesafeye ayırt etmiyor fakat kazanma karakteri çok düşük bir isim. Gökhan Kocakaya idaresinde ancak kazanabilir dedik fakat bir şekilde kazanmamayı başarıyor. 6 numaralı Koca Polat henüz istenilen kıvamda değil. 7 numaralı Ayşahin için de şimdilik olmaz diyebiliriz. Sadece 3 numaralı Leonidas ve 5 numaralı Vizigot için olumsuz bir yorum yapmadık. Leonidas ve Vizigot geçen sene ekri yarışıyorlardı. Genelde ağır tempolu yarışları Vizigot kazanıyor ve Leonidas'a yarış içerisinde üstünlük kurabiliyordu. Bugün ekri koşmayacaklar fakat bizce yarış içi avantaj, 5 numaralı Vizigot'ta olacaktır. 5 numaralı Vizigot uzun ara sonrası 2 yarış gördü. Bu yarışlarında ilk metrelerde liderliği alamadığı için başarısız oldu. Aslında nefes açtığını ve bu yarışlar sonrası çok daha iyi duruma geldiğini söyleyebiliriz. Vizigot İstanbul Sentetik pistini de çok seviyor. Yarış gördü ve nefes açtı. 11'de 4 yaptığı binicisi Onur Yıldız idaresinde yarışacak. Mutlaka liderliği alacak ve önde boş kalacak. Birçok avantajı elinde bulunduran Vizigot, bu yarışı kazanmaya çok yakındır. Rakiplerinin de dezavantajlı yönlerini anlattık. Yani yarış içi başka bir olay olmaz veya Vizigot çok kötü koşmazsa, bu şartlarda geçilmemesi gerekir. Biz acaba koşmazsa diye yanına gereksiz yere rakip önermeyeceğiz. Sizler eğer tuttuğunuz isim varsa veya AGF oranlarına göre oynuyorsanız ekleme yapabilirsiniz. Biz bu koşuda 5 numaralı Vizigot'un çıktığı gibi bitireceğini düşünüyor ve banko öneriyoruz. 5. koşu. 3 yaşlı Arapların şartlı bir yarışı 1000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ön plana çıkardığımız 4 isim oldu. Bu taylar hem pedigre olarak hem de hazırlık olarak çok iyi durumdalar favorimiz, 6 numaralı o bir çelik olacaktır. Bu tayı favori önermemizin nedeni, diğer 3 rakibine göre daha seri bir tay olmasıdır. Yani pedigri bakımında seri olacağını düşünüyoruz. Bu mesafede liderliği erken alabilirse, yakalanmadan bitirebilir. Net favorimizdir. 1 numaralı Egah B, 2 numaralı Attargah ve 3 numaralı Avcı Oğlum, kaliteli kumaşları ile dikkat çeken isimler. Özellikle Attargah ve Avcı Oğlum çok iyi durumdaymış. Mutlaka iyi koşacaklardır. Bu dört tayı ayırımsız yazalım. Rakamsal sıralamamız, 6, 1, 2, 3 şeklindedir. 6. Koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekleyebiliriz. 1 numaralı Lisbon ve 12 numaralı Zeybek Flight, mutlaka liderliği isteyecek olan atlardır. Bunlara 12 numaralı Emin Baba da katılıp, tempoyu biraz daha yükseltebilir. Artık olmuş denilen 5 numaralı Mandacan, İstanbul sentetiğine iddialı geliyor. Mehmet Kaya idaresinde, sevdiği pist ve mesafede yarışacak. İstanbul sentetiğine ilk kez çıkacak olsa da, sorun yaşamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mandacan, hafif süratli tempoda ön grubu yakın takip edecektir. Muhtemelen düzlük üzerinde, öndeki Lisbon ve Zeybek Flight'ı atlayıp, farkı açarak kazanmaya çalışacaktır. Biz bu ihtimali yüksek görüyoruz. 5 numaralı Mandacan, günün bankosu olarak yazılabilir. 7. Koşu 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı kısa vade 18 serbest handikap Orhan Meker koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu yılki Orhan Meker koşusunda oldukça süratli bir tempo bekliyoruz. Neredeyse tüm atların önde kaçmak isteyebileceğini, taktiksel olarak bazılarının ön grupta bekleme yapacağını söyleyebiliriz. En geride bekleyecek olan avcılar ise 2 numaralı Dragon Wings ve 6 numaralı White Khan olacaktır. 2 numaralı Dragon Wings, bu grupta yarış içi şartların en çok yarayacağı isimdir. Bursa'da hazırlanıp gelen Safkan, gelir gelmez İstanbul pistinde yaptığı işinde rekor derece sergiledi. Mustafa Çiçek idaresinde 3'te 3 yapan Safkan, mükemmel durumu ile yarışın ağır favorisi çıkacaktır. Biz bu atın gücüne ve form durumuna güveniyoruz. Fakat dinçlik yarışını kazanan atlar, hem ara sonrası ilk yarışında eksik koşabiliyorlar. Ayrıca çok sert çalışma yapan atlar da bundan etkilenebiliyor. Ancak 2 numaralı Dragon Wings, bir şampiyon adayıdır. Hafif startı ağır aldığı ve grubu gerilerde takip etmek zorunda kaldığı ilk yarışını görmezden gelirsek, Çin pistte henüz geçilmediğini söyleyebiliriz. 2 numaralı Dragon Wings, zorlu ikinci altılı da günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu 3 yaşlı İngilizlerin, kısa vade 8, Engin Talay koşusu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Tüm süratli atlar öndeki tempoya dahil olmayacaklar fakat, 1 numaralı Alan Alp, 2 numaralı Dagmar ve 4 numaralı Samuray Kajiki, mutlaka öne erken gelecek olan atlardır. Üçünün de iyi durumda olduğunu ve birbirlerini yıpratmadıkları sürece iddialı olacaklarını düşünüyoruz. 7 numaralı Sohaya Nea bu aralar form durumunu çok beğendiğimiz bir isim. Öndeki tempoda yıpranmadan ilk 4'te yer bulabilirse düzlükte bu rakipleri geçebilir. Mutlaka kuponlarda olsun. 6 numaralı Surprise Storm, 5 numaralı Sound of Summer ve 3 numaralı Nice bu taktik savaşında ihmale gelmeyecek kalitede isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız: 1, 2, 4, 7, 6, 5 üç şeklindedir. Dokuzuncu koşu. Üç yaşlı Arapların, şartlı bir yarışı, bin metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bölünen şartlı birlerin en zor koşusu Bursa olacaktır. Tüm tayları detaylı olarak inceledik. Bu kazanamaz diyebileceğimiz hiçbir tay olmadı. Ya da şu kazanır diyebileceğimiz farklı bir tay yok. Bazı şartları dikkate alarak bir sıralama oluşturduk. Ancak sıralamayı sadece küçük kuponlar dikkate alsınlar. Geniş kuponların bu koşu daha teksitmelerini önermiyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 4, 9, 6, 1, 2, 3, 10, 8, 7 şeklindedir. Onuncu koşu, 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isim, 9 numaralı Cüda'dır. Bu safkan inişli çıkışlı performanslar sergiliyor. Önceki 6. olduğu yarışta, birçok kez trafik sorunu yaşamış ve neredeyse son 150'ye kadar elde gelmişti. Sonrasında zaten sprint başlayamadan yarış bitti. Son yarışında düzlükte dışı açıldı ve yarışı bıraktı. Bugün nasıl koşacak bilemiyoruz fakat, yarışa kendini erken verirse, düzlükte bu rakipleri kolayca atlayabilir. Tüm kuponlarınızda mutlaka bulunsun. Eğer cüda eksik koşarsa, burası karışır. Her zaman birbirini geçebilen isimler start alıyor. Sırası ile 6 numaralı Bagrat, 5 numaralı Şans Kaynağı, 2 numaralı Çağlayan Şelale, 8 numaralı Toprak Tutkusu, 11 numaralı Dilanur, 4 numaralı Eda Yap, 7 numaralı Malala ve 3 numaralı Selcan Hatun şablona ekleyeceğimiz isimlerdir. Yeri olanlar dışarıda kalan isimleri de ekleyip rahat bir yarış izlesinler. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız. 9, 6, 5, 2, 8, 11, 4, 7. 3 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.